Bak bunu da açtım. Muharrem abinin bahçesindeyiz. Evet. Aşı yapacağız. Gördüğünüz kişi Muharrem. Bu sene tekrar yapacağız. Geçen sene Nisan'da değil mi Muharrem abi? Evet, Nisan'da yaptık. Geçen sene Nisan'da. Evet. Nisan'da yaptık ama zaman, çubukları zamanı, Mart'ta aldık. Zamanı doğru değil olduğu için. Çubukları Mart'ta aldık. Buzdolabında sakladık. Sakladık. Olmadı. Olmadı. Yani şimdi şu şimdi an. Şimdi bir daha yapacağız. Şu an taze aşı yapıyoruz. Taze aşı yapacağız. Şunu keseceğim ben, şu dalı. Üstünde şimdi limonata keseceğiz. Bardağı olan. Evet. 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 Aşıcımız Turgut Kulbay tarafından aşılanacak olan kayısı ağacımız operasyon başlamıştı. Sloganımız neydi? Sen de yapabilirsin. Slogan sen de yapabilirsin. Evet. Görüldüğü gibi şu an Turgut arkadaşım kesim işini bitirdi. Ve perde aldı. Şimdi perde alacağız. Şuradaki hücrede duruyor testereden. Evet. Diyorlar. Şimdi onları temizliyoruz. Evet, perde alıyoruz. Perde alıyoruz. Perde diyorlar. Biz de acemiyiz. Acemi, evet. Acemi ama yani elimizden iş geliyor ve boş değil yani. Neticede aşı karşılığında tutuyor. Şu an burada geçen sene yaptığımız tutmamış olabilir ama Turgut Bey'in yaptığı aşılar genellikle tutuyor. Yani yani burası biraz şey oldu yani aşı çubuklarım diyor Turgut Bey. Kalemleri diyor. Aşı kalemlerini ben kendim aldım Muharrem olarak. Turgut Bey'in aşı almadı. Beni yönlendirdi ama ben tabii zamanlamasıdır işte aşı şeyidir yani çubuk kalemlerini iyi alamadık. Neticede aşımız olmadı ama saklayamadık. Dediğim gibi ben onları poşete koydum, buzdolabına koydum. Fakat istediğimiz verimi alamadık. Ya, büyük ihtimalle yani kalemlerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Şu an aşıcı güzel aşıladı. Aşılamasını güzel yaptığımıza inanıyorum. Yani Turgut Bey çünkü kendisinin tecrübeli biraz. Tecrübeli. 10 dönüme yakın bir tarlası var. Orada kendisi meyve ağaçlarıdır işte. Üzüm bağı olarak işte. Yani çeşitli meyve ürünleri üretiyor kendisi. Yani çubuğumuzu hazırlıyor. Evet, çubuğumuz görüldüğü gibi. Güzel bir meyve ağacından aldık bunu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kalemi hazırlıyoruz. Bu gördüğünüz kalem kayısı kalemi. Evet, beğendiğimiz bir kayısı. Evet. Bunu geçen seneki sürgünden almaya dikkat edeceğiz. Evet, geçen seneki sürgünden yeni sürgün. Evet, yeni sürgünden aldık. Şimdi bu yeni sürgün kalemimizi yapacağız. Ana ağaca montaj yapacağız. Şimdi görünüyor değil mi? Evet. Evet. Rahat, net bir şekilde görünüyor. Şu an kalemi sıyırıyoruz. Görüldüğü gibi çok. Bak kenarları da alıyoruz. Şimdi anaçtan ölçü alıp şu an yerini tespit ediyoruz. Şapka biraz engelledi. Şapka. Evet. Görüldüğü gibi
Şu an yerini açıyoruz. Tabii şimdi ben Turgut Bey'den gördüğüm aşılama sistemini kendim seneye başka ağaçlarda denemeye çalışacağım. Yalnız tabii bu kayısı farklı bir meyve ağacı olduğu için bunda benim tecrübem yok. Bir tane dut ağacım var. Yukarıda kalıyor biraz, evin yukarısında. Onda Edirne'den dayımla beraber ondan gördüm. Aşı. O da böyle sıyırıp aşılıyorsun. Yani şey yapıyorsun, kalem aşılıyorsun, oluyor. Oraya beraber yaptık dayımla. Dayımın yaptığından bir kalem tuttu. Benim yaptığımda, ben de onda görerek yaptığım kalemde ben de yaptım. Onlar da tuttu ama bu kayısı da biraz bilgim yeterli olmadığı için, bir de bu anaç geniş, büyük ve değişik bir aşılama işi olduğu için Turgut Bey arkadaşım bize yardımcı oluyor bu konuda. Teşekkür ediyorum kendisine. Umarım yok yani bu sene kesin tutacağından eminim. O yönden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü geçen sene aldığım kalemler benden kaynaklı. O benim verdiğim kalemleri aşıladı. Olmadı. Kısmet. Neticede anacımız hala şey vaziyette. Yaşıyor. Bir problem yok. O yüzden tekrar aşılama yapıp bu sefer sonuca ulaşacağımızı ümit ediyorum. Ve şu an devam ediyor Turgut Bey arkadaşım. Bu sonuçtan netice alacağımızı büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Şimdi tam da bugün Şubat'ın şu an 25'i, yani Şubat'ın 25'inde aşımızı yapmış oluyoruz. Ve bunun rüzgarda falan şöyle sıkı sıkıya bağladık. Evet. Kalemler şöyle oynamaması için rüzgarda falan. Bunun rüzgarı sert. Yani bunu bağlamamızın sebebi hem kalemler oynamasın. Oynamadığı zaman daha tutma ihtimali daha yüksek olacak diyoruz. Evet. Gördüğümüz şekilde şu an bu taraf tamam. Evet. Şu an topraklama yapıyoruz. Ektiğimiz şeyi, aşı yaptığımız kökler hava almaması için topraklama yapıyoruz görüldüğü gibi. Ondan sonra tekrar saracağız herhalde. Evet, düşmesin. Düşmesin diye. Düşmesin diye. Ha, düşmesin diye, pardon. Dil sürçmesi oldu. Tabii ki kökleri aç hava alırsa bu sefer hem tutmaz hem de yaptığımız aşının herhangi bir şeyini göremeyiz. Neticede korumamız lazım. Ne diyorsunuz siz Turgut Bey bu konuda? İnşallah. Ben de yani bundan sonrasını Allah'a bırak. Evet. Nasip. Tabii nasipse tutacaktır diye ben umut ediyorum çünkü görecek günümüz var. Varsa belki de öleceğiz. Bilmiyoruz tabii yani. O yüzden tabii yani Allah'ın işine karışamayız, o ayrı mı? O yüzden şu an biz ölmeyecek gibi üretim yapıyoruz. Evet, hizmet ediyoruz. Yani doğaya hizmet ediyoruz. Şu an kendimiz için yapıyoruz ama neticede insanoğlu tabii ki fani, yani zamanı geldi mi üretmek her zaman güzel. Şimdi o yüzden ne yapıyoruz? Yavaş yavaş sonlandırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani göreceğiz. Şimdi olacak. Evet.
şu an. Son rötuşlar yapıyor Turgut Bey. Bunun ilerleyen zamanda ne tür bir gelişme olduğunu hep beraber göreceğiz. Buraları da temizleyeceğim ben şimdi. Tamam. Güzelce. Tamamdır aşkım. Tamamdır o zaman. Programımız tamamdır. Evet, son rötuşta evinizde varsa kafasına kalemleri. Süreyim. Evet Muharrem abi. Şimdi sütten aldık ucunu. Evet. Minik minik. Muharrem abinin yaptığı gibi. Evet, hava almasın diye. Tam şuraları kapatalım Muharrem abi. Nereye? Şunları kapatalım. Bak. Tam ben şey yapmadım daha. Tamam. Henüz tamamlamadım. Evet. Bu şekil. Çok güzel. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Evet, harika. Bunda devam edelim. Bu da tamam. Evet, tamam. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bu tabii yani burada neticede bunun ucundan oradan hava alırsa, su hava alırsa aldı mı, su kalem aldı mı, gitti. Kuruyacak yani o zaman bir anlamı kalmayacak. Bir işe yaramayacak. Gözlere de dikkat edelim Muharrem abi. Gözlere uğraştırmayalım. Tamam. Tamam elleme. Dokunma boş. Tabii yani muhakkak çünkü burası şu an yaş, yani taze olduğu için kalemimiz kurumaması çok önemli. Yani evet bence tamam. Evet bence de güzel. Şuna biraz daha. Ona da biraz daha. Senden tarafa. Harika. Evet. Tamam için. Neydi sloganımız Muharrem abi? Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Muharrem abinin aşılarını kontrol ediyoruz. Bugün ayın kaç mı? Bugün ayın 7'si galiba. Evet 7'si bugün ayın. 7 Nisan. 7 Nisan 1900 2024. Aşılarımız bu vaziyette. Evet. Burada da görüldüğü gibi geliş. Evet. Mutlu musun Muharrem abi? Çok mutluyum. Karıncalar böyle olmasaydı. Evet, karıncalar sarmıştı şunu. Biz de ona da böyle limonla kapağın şeyini de koyduk. Ondan gittiler değil mi Muharrem abi? Gittiler. İnşallah bir daha gelmesin. Evet, son rötuşta evinizde varsa kafasına kalemleri. Süreyim. Evet Muharrem abi. Evet. Minik minik. Muharrem abinin yaptığı gibi. Evet, hava almasın diye. Tam şuraları kapatalım Muharrem abi. Nereye? Şunları kapatalım. Bak. Tam ben şey yapmadım daha. Tamam. Henüz tamamlamadım. Evet. Bu şekil. Çok güzel. Çok önemli bir ayrıntı. Bu tabii yani burada neticede bunun ucundan oradan hava alırsa, su hava alırsa aldı mı, su kalem aldı mı, gitti. Kuruyacak yani o zaman bir anlamı kalmayacak. Bir işe yaramayacak. Gözlere de dikkat edelim. Gözlere uğraştırmayalım. Tamam. Elleme. Dokunma boş. Tabii yani muhakkak çünkü burası şu an yaş, yani taze olduğu için kalemimiz kurumaması çok önemli. Yani evet bence tamam. Evet bence de güzel. Şuna biraz daha. Tamam ona da biraz daha. Senden tarafa. Harika. Evet. Tamamdır. Evet. Neydi sloganımız Muharrem abi? Sloganımız. Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayalım. Evet. Muharrem abinin bahçesindeyiz. Nisan'da yaptığımız. Nisan'da mı yapmıştık Muharrem abi? Nisan. Hatırlamıyorum ya tarihini. Bakarız.
Aşının durumu bu. Aşı çok güzel. Aşı güzel. Şurada da vardı hatırlarsanız ama bu tutmadı. Bu böyle bir güzel bir kayısı ağacımız oluyor. Maşallah. Şurayı kesecek Muharrem abi. Değil mi Muharrem abi? Burasını alacağım. Burasını alacağım. Tek gövde gitsin. Buradan da şekillendiririz artık. Değil mi? Evet. Videomuz şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Teşekkür ederiz.